akşamlar. Color 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Color 13'ün yanında ben İşlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkiye'de normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs salgını sınırlamalarının kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumu sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacağını, üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebileceklerini, 65 yaş üstü grubu ilk etapta sokağa çıkma sınandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesinden dışarı çıkabileceklerini, ilk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini, 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü 11 ile 3 saatler arasında dışarı çıkabileceklerini, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü aynı saatlerde, aynı şartlarda dışarı çıkabileceklerini, kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam edileceğini, bu hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını sürdüğünü, şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla. Diğer illerimizdeki seyahat kısıtlaması 15 gün uzatıldığını, tek çift plakalı taksi uygulaması 15 Mayıs'ta kalkacağını belirtti. Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 olarak açıklandı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya 166.150 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6. ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 135.100'ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 24.059 olduğu belirtilirken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.993'e çıktı. Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ibadetlere ara verilmesinin ardından camilerin çoğu 9 Mayıs'tan itibaren yeniden ibadete açılacak. Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi tarafından yayınlanan bildiride camilerin açılmasının belirli şartlara bağlandığı ve bu kurallara uyulması gerektiği belirtildi. Camiler 9 Mayıs'tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini, mukabelerin camilerde günlük olarak saat 12.30'da okunacağını, camilerde cuma ve teravih namazları ise ikinci bir karara kadar kılınamayacağı belirtildi. Koronavirüsten ölen Türk sayısı açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan yapılan açıklamada koronavirüsü nedeniyle bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybettiğini, bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildiğini, bugüne kadar 103 ülkeden 65.000'den fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdüğünü, önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğini belirtti. Almanya'dan koronavirüs için ikinci dalga uyarısı yapıldı. Almanya'da koronavirüs önlemlerinin hızla yumuşatılması tartışılırken Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Lothar Wieler yaptığı açıklamasında ikinci bir dalganın geleceğinden çok emin olduğunu, hatta üçüncü bir dalga beklediklerini, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, hastalıkla nasıl hareket edileceğini bildiğini, doktorların hasta tedavisine daha bilgili olduklarını belirtti. Azerbaycan'da karantina rejimini ihlal ettiği için 486 kişi daha para cezasına çarptırıldı. Azerbaycan'da koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için uygulanan özel karantina rejiminin ihlali nedeniyle 4 Mayıs 2020'de saat 4'ten 8 arası Cumhuriyet yollarında araçlarla 5 Mayıs 2020 tarihinde saat 12'ye kadar İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca 486 kişiye para cezası uygulandı. Azerbaycan'ın Merkez Devlet Trafik Polis Bürosu'ndan yapılan açıklamasında 1 Nisan 2020'den bir güne kadar başkent dahil olmak üzere ülke yollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği için toplam 47.963 yol kullanıcısı idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.